Arkadaşlar merhaba. Bugün Çanakkale Çan yağlı güreşleri değerlendirmelerimizi yapacağız, yorumlarımızı yapacağız. Başlayalım özetler üzerinden. Burada Mustafa Taş paça kazıktan Ali Ezra Kaya'yı yeniyor. Rahat geçiyor. İsmail Balaban burada çok acayip bir kas kanadı yapıyor. Değişik bir oyun yapmış. Her zaman dediğim gibi Turan Balaban burada ölü intihar kündesi atmış. Ben yeniliyorum kündesi bu abi. Kim olursa olsun. Daha önce gemici yine Mustafa Dalyoz Kaya'yla mücadele ediyor. Bu ikilinin güreşleri çok eğlenceli oluyor. Kaskanayla güzel bir iniş yapmış. Tanju Gemici. Cengizhan Şimşek de kaskanadı ile kazanıyor. Bugün kaskanadı günlüğüydü herhalde. Evet, çok güzel bir kaskanadı diyeyim. Ayıp olmasın. İsmail Koç. Çok ilginç bir iniş ya. Ben anlamadım yani. Yorumsuz. Yorumlamak istemiyorum. Burada Abdullah Küngör yine bir yeniliyorum kündesi. Evet. Ertan sanırım ona karşı kazanıyor. Bu ikinci tur herhalde arkadaşlar. İki baş pehlivan güreşiyordu. Abdullah Güngör Semih Turgut'la Evet, şu mücadele anda etti. çift sarmaya girdi Kaan Kaya. Bakalım oradan rakibini yazabilecek mi? Ama burada Serhat Evet, Gökmen. Oyunla beraber Serhat Gökmen, Kaan Kaya. Ben Kaan Kaya'yı da beğeniyorum arkadaşlar. Çok fena güreşler yapmıyor. Serhat Gökmen'le de güzel bir güreş yapmışlar burada. Ama sarmadan kendi hatasına yenilmiş. bugün çok kaskınlı bir kılıç arka görüyoruz. planda. Bakın değerli güreşçiler. Şimdi burada Kündir Atakan altta kalıyor. Cengizhan Şimşek Kılçık'la kazandı Mustafa Taş'a karşı mıydı? Evet. Evet, şimdi İsmail Koç. Evet, bir yeniş daha geldi. Güzel bir yeniş yakaladı. Tanju Gemici de paça kazıktan Faruk Akkoyun. Faruk Akkoyun yeniyor. Aynı anda Fatih Atlı'yı çıkarttı. Hemşerileri çok iyi destekliyorlar. Evet, şu an İsmail Evet. getirdi. Ama araba bir yapmadı. Serhat Gökmen. Sanırım. Ya bir de böyle İsmail Koç'u yeniyor. İsmail Koç da yani burada ya ben yeniliyorum kündesi arkadaşlar. Bu başka bir şey değil yani. Ertuğrul Dağdeviren Yalçın Öncü'nü mağlup ediyor. Salih Erinç, Serkan Serttürk. Ben anlamadım ya burada biraz önceki pozisyonda şey mi oldu acaba, bir saniye durduralım. Salih Erinç İsmail Balaban pozisyonunda hatırlamıyorum, ben de sizinle izliyorum. İsmail Balaban yenik mi sayıldı acaba? Salih Erinç galip sayılmış. Salih Erinç devam ediyor çünkü. Çok ilginç. Eğer öyleyse çok ilginç bir karar ya. Bakalım Turan Balaban yok. İsmail Balaban yok zaten. Turan Balaban zaten intihar dalışı yaptı. Çok ilginç. Muhtemelen orada Salih Erinç'i galip saydılar. Aslında oyunu yapan İsmail Balaban'dı. Şaşırdım yani. Değişik. Devam edelim. Neyse. Tanju Gemici'nin genişliğini gösteriyor. Fatih Atlı'yı mağlup ediyor. Hangi arkadaştı bilmiyorum ama. Neyse, 2, 4, 6. Çeyrek final sanırım arkadaşlar artık. Biraz karışık geldi yenişler ilk bölümde. Çünkü bu yayına bayağı bir geç girmişti arkadaşlar. Sonradan tekrarları verdi. Hangi tur hangi tur karışmıştı burada, hatırladım. Cengizhan Şimşek burada Recep Karay'ı biraz sürerek sırt aşağı iniyor.
Her şey bitti. Sakatlıklar başladı şimdi de. Ertuğrul daha da biraz zaten dizinden sakattı arkadaşlar. Bayağı bir sakatlıkları vardı. Bu da bırakmış yine çeyrek finalde. Bayağı bir sorunlar yaşadı. Serkan Serttürk burada Menderes saldık sanırım ya. Evet, Menderes saldığı yeniyor. Yarı final arkadaşlar. Çeyrek final bitti. Cengizhan, Serkan Serttürk, Cengizhan Şipşek, Süleyman Başar'la da diğer arkadaş karşılaşacak. Serhat Gökmen. Cengizhan Şipşek. Bu Elmalı'dan son olduğu için muhtemelen omuzundaki sakatlıktan dolayı biraz ağır hissettiğinden dolayı bıraktı sanırım Cengizhan Şipşek. Serhat Gökmen sarmayı takayım derken yandan düşüyor biraz. Yani bayan da yaptı. Yenik sayıldı muhtemelen burada Süleyman Başar'a karşı. Evet. Ama yine de burada Serhat hala devam ediyor ama muhtemelen yenik sayıldı orada. Evet. Final Süleyman Başar. Serkan Serttürk. Çok da beklenilmedik bir final. Serhat Gökmen'in yenildiği pozisyona çok benzer bir şekilde. Yine Serkan Serttürk yakalıyor aynı şekilde. Biraz farklı oyuna gidip sarmayı ve boyundan gerdirerek kazanıyor. Serkan Serttürk de biraz potansiyelli bir pehlivan ama nedense hiç o ritmi tutturamadı. Bir orta seviyelerde kaldı yani. Ne çok kötü ne üst sıraları zorlayan bir pehlivan olarak kaldı. Arada böyle bir çıkışlar oluyor. Şansının da yaver gitmesi ya da ne bileyim yani bu özelinde o güreşe asılmasıyla alakalı. Ya da diğer pehlivanların daha az asılma, daha az istemesiyle alakalı. Arada böyle çıkışlar oluyor. Kötü bir güreşçi değil. Ama çok iyi bir güreşçi değil. Üst kategorileri yani bir kürsü yapma potansiyeli olan bir pehlivan olarak gözükmüyor. Bayağı bir çalışması lazım. Kendini geliştirmesi lazım. Yani gördüğünüz gibi ben yeniliyorum kündeleri. İşte değişik yani yenişler olmuş. Yani çok da değerlendirmek, yorum yapacak bir şey yok. Bu şekilde özetledik. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.